Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük saksıdaki yılbaşı çiçeklerimden bir tanesi. Bu yılbaşı çiçeğim arkadaşlar. Sizlere bununla merhaba demek istedim. Çiçeğimin öncelikle nasıl coştuğunu ve ben bunun için neler yaptım, kısaca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle öncelikle çiçeğimizin nasıl bu şekilde coştuğunu göstereyim. Bir ara tamamen solmaya başlamış yaprakları vardı arkadaşlar. Hatta böyle yeni yeni düzelmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir buruşma diyelim oluştu. Sonrasında verdiğim vitaminlerle, bakımlarla kendini yeniledi arkadaşlar. Dipdiri, sapsağlıklı, yemyeşil yaprakları olmaya başladı. Buruşan, kırışan, solan yaprakları toparlandı ve yeni yeni minicik tazecik yapraklar çıkarmaya başladı. Gördüğünüz gibi her bir dalından pıtır pıtır yavrular, dallar, yapraklar çıkarıyor arkadaşlar. Uçlarındaki yeni gelen yaprakları da görüyorsunuz. Kısacası çiçeğimiz tamamen coştukça coşuyor. Kendini geliştiriyor, yeniliyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hemen sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle çiçek, benim yaptıklarımı sizlere kısaca anlatayım. Çiçeğim evin içerisinde duruyor. Her zamanki yerinde. Çok fazla su vermem. Şimdi yaz olduğu için haftada 2 kere su veriyorum. Kışın 1 kere su veriyorum. Genelde yerini değişmemeye çalışıyorum. Hep aynı yerde tutuyorum. Evin içerisinde fakat bir pencere önünde, yani dışarıdan güneş ışığı, gün ışığı alacak bir şekilde yüksek bir masa üzerinde ya da sehpa üzerinde duruyor arkadaşlar bu çiçeğim. Ve çiçeğimi mutlaka ayda en az 2 kere, 3 kere ya çayın çöpünü ya da bu şekilde üstte kalan demini soğuk bir şekilde döküyorum arkadaşlar. Bu çiçeğimin bu denli coşmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi çiçeğimize ayda en az 2 kere, 3 kere çayın posasını ya da çayın çöpünü verelim. Sonuç mu? Sonuç bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çayın sonucu bu. İsterseniz bir saksınızda deneyin. Emin olun pişman olmazsınız sevgili arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürece sizin de çiçeğiniz bu şekilde coşar ve Eylül ayı sonu, Ekim ayı başında da mutlaka çiçek açmaya başlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sizler de bu dediğimi yapın. Bu şekilde çiçeğiniz coşsun. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız eski ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.